yine bütün hastalıkların temelinin atıldığı bu çağlarda aynı şekilde vazife görüyor. Yani onlara yıkıcı yönde bir vazife görüyor. Hareket, sedanter yaşam dediğimiz sürekli oturup masada, işte sırt, bazen birazdan göreceğiz, spagez benzeri bir takım şeyler oluyor. Ve bu hareketsiz yaşantıda bir süre sonra çocuklarda çok görülmeyen depresif bir duruma yol açıyor yani. Depresif bir duruma yol açıyor yani. Artık hiçbir bakar da ayırtmak istemiyor. Böyle bir şey beklendiğinde aile içerisindeki kendisine yönelik küçük bir rol verildiğinde bunu yerine getirebiliyor ve saldırgan tutumlar içerisinde giriyor çünkü kalkmak istemiyor orada. İşte daha açık ifadeyle tembellik ya da işte maneviyat eksikliği ya da hareketsizlik, bütün bu toplum dışı, toplumdan kendini sosyal bir şekilde izole etme süreci başlıyor. Ruh sağlığından da özellikle psikolojik anlamda bu az önce söylediğim şeyler ilave olarak zaman bulamamakla beraber bütün bu etkinliklerde işte okul olsun, sportif faaliyetler olsun ya da arkadaş çevresi, arkadaşların davetine işte katılmak gibi zor oluyor. Yani zorlamayla da şey oluyor mesela daha çok gerilim yaratıyor içerisinde. Hani benim istemediğim bir şeyi bana yaptıramazsınız gibi böyle erken yaşta baş kaldırıyor. Yani asi ya da yüz davranış bozukluğu gibi şeyler. Aslında ben bu bağımlılığın yüksek lisansı okurken Nevzat Tahir Hoca var, o bizim derslerimize girerdi. Bundan yaklaşık 15 yıl önce bu kadar abartılı bir şekilde bulmuştuk ki mesela o beyanını çok ağır ifadeler buluyor mesela abartılı diyoruz o zaman ama gerçekten